Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda biraz yönetim teknikleriyle ilgili konuşacağız. Özellikle finans bölümünde. Çünkü biliyorsunuz bütün işletmelerin en önemli departmanıdır bence finans. Çünkü karınızı, zararınızı tespit edebilecek, bütün o yönetim planlarınızı değiştirebilecek tüm rakamlar onlardadır. Şimdi biz de o detaylarla ilgili konuşacağız. Çünkü stüdyomuzda Nesli Uz var. Kendisi Martı Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği şirketinden. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız Nesli Hanım? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi gerçekten dediğim gibi finans yönetimi çok önemli. Özellikle işletmelerde. Bunu konuşacağız ama ondan önce sizin nasıl kariyeriniz başladı? O hikayeyi biraz dinleyelim. Sonra da sorularımıza geçelim. Evet. Lise yıllarında bir ekonomi ilgim vardı. Her ne kadar sayısal bölüm öğrencisi olsam da, o biraz tabii analitik zekadan kaynaklı. Bu doğrultuda tabii ideallerim doğrultusunda 9 Eylül Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünü okudum, bitirdim. Ve daha sonrasında da kariyerime bankacılıkla başladım sektörel olarak. Bir 5 sene kadar bankacılık yaptım, farklı sektörleri tanıdım, teneffüs ettim. Çünkü bankacılık öyle bir sac ayağıdır finansın içerisinde. Tek başına değildir ama sac ayaklarından da önemli bir tanesidir. Ve sonrasında reel sektöre geçip farklı sektörleri de tecrübe ederek kariyerimde bugünlere geldim. Harika. Peki hem firmanız hakkında hem sektörünüz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii. Şu anda gemi taşımacılığı, konteyner taşımacılık üzerinde firmada iştigal ediyorum, çalışıyorum. Finans müdürüyüm. Martı Denizcilik firması, yabancı bayraklı gemileri olan, uluslararası deniz taşımacılığı yapan, kuru yük taşımacılığı, konteyner taşımacılığı yapan bir firmadır. Harika. Çok önemli bir sektör. Gerçekten bence finans alanında da çok fazla bilgi gerektirir. Çünkü uluslararası alanlı bir şirket değil mi? Evet, evet. Ve çok fazla sektöre hizmet eder durumdasınız aslında. Evet, farklı farklı. Lojistik böyledir. Değil mi? Kanunlara göre, yönetmeliklere göre evet. Hareket etmek durumundasınız. Peki aynı zamanda da tabii finans müdürüsünüz şirketinizde. Bu profesyonel alanı seçmenizin var mıydı bir nedeni? Neden tercih ettiniz? Tabii ki vardı. Bir kere her zaman şuna inanmıştım. Ben geçmişten beri dediğim gibi lise yıllarına da dayanan bir şeydi bu. İdeallerim bir şekli olurken. Ekonomi aslında sadece okumak da değil. Okumakla tabii ki perçimliyorsunuz bir şeyleri ama ekonomi bilgisi, o farkındalığın aslında temel eğitim seviyesinden beri çocuklarda yani o eğitim seviyesinde her zaman olması gerektiğine inanmıştım ben. Ve hep ilgimi çekiyordu. Bir vatandaş olarak da ilgimi çekiyordu, ideallerim doğrultusunda da. Ve bununla en çok örtüşen birimin de finans olduğunu gördüm zaten. Çünkü her ne kadar şirketin finans birimine bakıyorsunuz ama eğer ekonomiden anlamazsanız, teneffüs edemezseniz şirketinize yön veremezsiniz zaten. Öngörünüzün yüksek olması gerekiyor. Kesinlikle öngörünüzün olması gerekiyor. Bu da beni her zaman cezbetti. Hem bir analitik zeka, sayılarla uğraşmak kısmı var tabii ki. Ama bir taraftan da bir sosyal tarafı var onun. Dışarıya bakıyorsunuz, topluma, sektörlere, ülke gidişatlarına, global anlamda bakıyorsunuz. Bu kesinlikle benim için biçilmez bir kaftandı. Güzel bir alan. Evet. Çok önemli. Birçok alanda dediğiniz gibi şimdi lojistik olduğu için kanunlara, yönetmeliklere uyuyorsunuz. Peki firmanız Tabii. hakkında biraz bilgi alalım. Bir de sektör hakkında. Tabii. Nasıl şu anda dinamikler, ne durumda, nasıldı önceden? Covid mesela birçok şeyi değiştirdi mi sektörde? Tabii Covid her sektör için olduğu gibi dünyada ülkeler anlamında da olduğu gibi bir devrim oldu aslında. Bir evet. devrim yarattı başlı başına. Dolayısıyla bir süre biz de bunun bir negatif geri bildirimini aldık. İşte süreçler durdu, sınırlar kapandı, taşımacılık her şey durdu, dünyanın durduğu bir süreçti. Ama sonrasında da çok yoğun bir şekilde de açıldı. Ki bunun da nalı fiyatlarında zaten görebiliyoruz artışlar anlamında. Şirketime gelince ayakları yere basan 80'lerden beridir iştigal eden bir firma. Duayen bir patrona sahibiz. Dolayısıyla hem çok öğreniyor, çok katma değer de sağlıyoruz bu anlamda. Güzel. Değil mi? Çok önemli. Peki şu anda taşımacılıkta dediğiniz yani aldığım fiyatları arttı. Bu evet. tüm dünya için geçerli değil mi? Tabii tabii. Tabii. Sadece ülkemiz Uluslararası, için. Evet, global düşünmemiz gerekiyor. Aslında lojistik, bu gibi konteyner taşımacılığı her şeyi bir global olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet. Peki o global dünyada şimdi çalışırken, öyle bir firmada çalışırken bir takım zorlukları vardır diye tahmin ediyorum. Tabii olmaz mı? Neler onlar? Bir kere ülke konjonktürüne bağlı olan zorluklar var. Bizim uluslararası sularda yabancı bayraklı gemilerimiz var. Ülkenin mevzuatından kaynaklı maliyete dönüp sorunlar yaşayabiliyoruz. Bir de patronumun, değerli patronumun Erol Bey'e sevgiler, bir sözü vardır.
üç tarafı denizlerle çevriliyiz. Muazzam bir ülkede yaşıyoruz ama sadece denizli izlemeyi seviyoruz. Evet. Halbuki bu döviz getiren bir kaynak ve çok daha fazla önemsememiz gerekiyor. Yani işletme sermayesi anlamında, gemi finansmanı anlamında, çünkü mesela gemi finansmanı olarak baktığınızda ülkede gemi finansmanı yapılmıyor. Bu tabii 2000'li yıllar, yani başında yaşanan krizlere de istinaden biz fazla ihtiyatla davranıyoruz. Biraz bundan kaynaklı ama gemi finansmanını Norveç yapıyor. İşte Yunanistan yapabiliyor, İngiltere yapabiliyor ama biz niye yapmıyoruz? Üç tarafımız denizlerle çevrili. Asıl bizim gerçekten agresif rekabet içinde kuvvetli olmamız gereken bir topraktayız yani. Kesinlikle. Ben her zaman bir Denizcilik Bakanlığı'nın apayrı kurulmasından yanayım. Kesinlikle. Kesinlikle bizim için bu gerekli. Evet, apayrı ve olması. Ve o firmaların desteklenmesi. Çünkü döviz kazandıran bir faaliyet o. Nasıl ihracat bizim için önemli? Bunu da bir hizmet ihracatı gibi düşünün. Kesinlikle. Hizmet sunuyorsunuz. Yurt içine aslında bir döviz girişi var, girdisi var. Dolayısıyla önemsememiz gerekiyor bunu. Ve ben hep küçükken işte coğrafya derslerinde özellikle ülkemizin coğrafi konumu çok önemli derlerdi. Evet. Ben hep şöyle düşünürdüm küçükken. Derdim ki neden acaba? Yukarıda Rusya'da var, aşağıda bir sürü. Bizim ülkemiz niye önemli ama büyüyünce bunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ama sizin dediğiniz gibi o ara geçiş olarak tüm denizlere ulaşım rahatlığı olarak çok tabii, iyi bir konumdayız yani. Çok, çok ciddi bir pozisyondayız, evet, gerçekten. O yüzden de aslında paşamız zamanında ilk hedefiniz Akdeniz, ileri demiş, evet, değil mi? Limanlarımızı evet, kesinlikle öyle. İlk İleri görüşlülük de böyle bir şey. Kesinlikle öyle. Peki şimdi yöneticilik gerçekten zordur. Kendimden de biliyorum, ben de bir yönetici olduğum için. Özellikle finans bölümündeki yöneticilik bence evet, biraz daha zor olabilir diye düşünüyorum. Evet. Nasıl bir yöneticisiniz? Nasıl anlatırsınız? Ben kendim hani böyle müdür diye nitelendirmekten çok, tabii ki bir ünvanımız var, o ayrı bir şey ama lider. Çünkü liderlik müdürlükten farklıdır. Evet. Daha biz diyebilen, mentörlük yapabilen, eğitime önem veren, gelişime önem veren, o ekip ruhunu canlandırabilen, sinerji yaratabilen bir kişinin olması. O kişilere biz lider diyoruz. Kendimi lider olarak nitelendiriyorum daha çok. Ve hakikaten de öyle. Bilinç seviyesini yükseltmek için sadece kendi ekibin bazında da düşünmeyin bunu. Kendi mesleğimin haricinde farklı firmalara da eğitim, danışmanlık hizmetleri veriyorum mesela. Gerçekten amacım bu. Daha kalifiye, daha farkındalığı yüksek, sorumluluk bilinci yüksek, ne istediğini bilen, ideallerine, umutlarına sahip çıkabilen bir kitleyle çalışmak istiyorum. Ve nerede olursam olayım bunları görmek istiyorum. Evet. Çok önemli gerçekten bu söyledikleriniz. Yani liderlik kavramı artık çok 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 önemli. Çünkü evet, dünyanın artık ilk 5 şirketine baktığımızda insanlar böyle hamaklarda sallanarak çalışıyorlar. Evet. Bir sevgi çemberi var. Bir kere dikey değil, artık yatay oldu yatay. Sanki değil mi? Kesinlikle. İletişim, artık evet, yatay. Bir de global anlamda şimdi biz mesela o işletme kitaplarına bakarız, hep biraz daha eskiye dönük baktığımızda pek çok yöneticilik, pek çok liderlik tipi vardır. Ama dünya aslında bunu yalınlaştırdı. C, eski C ve yeni C. C de İngilizce'deki change'den kaynaklı. Eski C dedikleri değişime çok ayak uyduramayan, işte bizim o müdür dediğimiz, ben yaptım, ben söyledim olacak, biraz daha otoriter, biraz daha biat kavramına önem veren. Bir de yeni C var, daha çok Z kuşağında gördüğümüz böyle, daha inovatif, biz duygusu gelişmiş, liderliğe önem veren, bir mentor isteyen gibi, yani sinerjisi yüksek. Biz bu Y kuşağının ikinci yarısı, arada kalmış bir kuşağız. Bazen şey diyoruz, 80'li yıllarda doğduk, yani lanetlendik mi acaba falan diyoruz ama şunun farkına varmamız lazım. Biz katalizörüz. Yani hem o eski C'yi aslında bir yönetmek, yönlendirmek, oradan almak, absorbe etmek, bir süzgeçten geçirmek ve o yeni C'yi de yönetebilmek. Onlara lider olabilmek adına tam ortadaki bir kısmız. İşte zorluk da oradan geliyor zaten. Evet, evet. Hele iki nesli bir arada çalıştırabilmek. Evet, evet. Yani. Ama bizler olmasak çok net söylüyorum, iç kargaşa çıkar. Evet, evet. Kesinlikle olmaz. İki tarafta o dengeyi sağlayamaz. Kesinlikle. O denge unsuru bizi zorda. Çok ince bir detay ama çok önemli bir detay. Evet. Yani o iki kuşak arasını bulabilmek gerçekten. Evet, kesinlikle. Liderlik işi. Yani yöneticilikten ziyade lider. Liderlik, kesinlikle. Evet. Peki hem sektörünüz açısından hem departman açısından, finans sektörü açısından başarı nasıl ölçülür? Nedir başarı? Benim için başarı hayatın her alanında aslında sonuç odaklı olabilmek. Sabır, sebat gösterebilmek ve ideallerinin peşinden koşabilmek. Elbette ki yolda taşlar olacak. Elbette ki her zaman çok güzel olmayacak. Sonuçlar da çok güzel olmayacak. Ama olsun, kötü bir sonuca ulaşmak da, nihai olarak sonuca ulaştıysanız kötü olabilir, başa alabilirsiniz. Bu da başarıdır. Herkes der ki, hem de şirketinizle alakalı birazcık,
gemiyi limana nasıl getirdiğinize bakarlar. Nasıl getirdiğinize getirdiğinizi getirmediniz mi? Hangi dalgalarla, hangi kasırgalarla boğuştunuz sorun yok. Getirdiniz mi, getirmediniz mi? Getirmediniz mi? Pandemi de bunu bize gösterdi. Evden de olsa çalışıyoruz. Bak biz bu gemiyi yürütüyoruz mesela. Aynen öyle. Kesinlikle bir şekilde gidiyor yani. Hep bir çıkış bulmak gerekiyor. Evet. Böyle dönemlerde zor oluyor ama zor olunca işte başarılı çıkıyor değil mi? Sancılı da olsa gerçekten öyle çıkıyor. Evet. Peki şimdi başarıyı da tabii güçlü yönleri götürür kişinin. Siz kendinizde hangi güçlü yönleri görürsünüz? Motivasyonum, enerjim çok yüksektir. İlham veren lider derler ya, birazcık öyledir. Yani hani ortamı ateşleyebilirim gerçekten. O enerjiyi yükseltebilirim, motivasyonu arttırabilirim. Bir yolunu mutlaka bulurum. Bu kesinlikle iyi. Bir de bilgiye, eğitime çok önem veriyorum. Bu sadece bir hani temel eğitimden başlayan, üniversiteyle devam eden süreç gibi de düşünmeyin. Eğitim hayatın her alanında ölene kadar süren bir süreç sonuçta. Kişi kendini ne kadar geliştiriyor? Yani ben mesela gelişime çok önem veririm. Sürekli okumak, sürekli araştırmak, inovatif davranmak, sistem odaklı gitmeyi çok severim. Yani burada eğer iş konusunda bir hantallık varsa ne yapmalıyım da bu süreci kısaltmalı, daha yalın bir hale getirmeliyim? Nasıl daha basit düşünebiliriz? Daha nasıl kolaylaştırabiliriz? Zaman tasarrufu nasıl sağlarız, örnek veriyorum. Bunları yapabildiğim için de sürekli motiveyim. Bu da başarıyı getiriyor zaten. Peki nasıl motive oluyorsunuz? Bunları yaparak, inovatif davranarak aslında. Yani en başında ben hep söylüyorum, inovatif. Benim hep böyle meslektaşlarım vardı işte, müşavirler, finans müdürleri falan, ama içlerinde de en sistem odaklı olarak beni görürler yani. Onlar mesela iş yapış tarzı, mevzuata uygunluk falan, kimisinin odağı budur. Ama benim için de ben bu sistemde ne yapabilirim ki süreçlerim kısalsın? Otomasyon, sürekli buna bakarım yani. O zaman tasarrufunu sağladıkça da hem kendim mutlu oluyorum, bir kere ekibim de mutlu oluyor zaten. Çıktıları gördükçe insan motive oluyor. Tabii ki. Sonucu gördüğünüz sürece mutlusunuz. Aynen öyle. Peki en önemli gördüğünüz hususlar nedir? Hem yöneticilik anlamında, hem şirket anlamında, şirket içi iletişim anlamında. Şirket içi demokrasi çok önemli. Yani o fikir beyanatı, korkmadan bir şekilde, yani gerek bu lanse ederken korkmak ya da sonuçlarından korkmak. Niye korkacaksın? Sen o fikri koy. Çünkü fikir insanın zihninde hapis kaldığı sürece bir çöp. Onu dışarı çıkaracaksın mesela. Dolayısıyla demokratik, katılımcı bir organizasyon her zaman beni daha mutlu etmiştir. Ve bunu da sağlamaya çalışırım ekip içinde de. Herkes fikrini söylesin. En doğru olanı alalım, beraberce uygulayalım, sonuçlarını görelim. Olmadı mı sil baştan da alalım. Ama güzel, o ekip ruhu olduktan sonra zaten başarısızlıktan onu başarıya götürmek, onun bile enerjisi olur. Yani demotive olmadan zaten yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Kesinlikle. Bu beni çok mutlu eder. Evet. O demokrat ortam. Bazen de fikirleri söylemeye çekinirler aslında ama küçük mü görülecek diye. O fikir başka bir fikri tetikler. Getirir. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani küçücük anahtarlar kocaman kapılar açıyor. Gerçekten öyle. O yüzden hani fikirleri beyan etmekte asla çekinmelerini istemem kimsenin. Ben de çekinmem, bunu da istemem yani. Harika. Peki şimdi belki bizi izleyen, böyle iş hayatına, kariyerine yeni başlayan, idealleri olan kişiler olabilir. Hem onlara hem böyle genel anlamda iş hayatıyla ilgili neler söylemek istersiniz? biz sabaha kadar da bunu inceleyebiliriz, irdeleyebiliriz. Çünkü bunların gerçekten toplumsal zemini de var. Diyorum ya, eğitim süreci bile aileden başlıyor sonuçta baktığınızda. Fakat genel olarak şöyle ilk aklıma gelen birkaç paylaşmak istiyorum. Bir kere şu eski yönetim tarzını hakikaten bir atmamız lazım. Buna zorlamamız lazım. Kolay değil biliyorum özellikle. Çünkü alışkanlıklar da insanı böyle yürütebiliyor bir yaştan sonra da. Fakat önce bunu bir esnetebilmek lazım. Diğer taraftan da yeni nesil için biraz daha Z kuşağının yüzümü döndüğümde, ya birazcık daha sabırlı olmak, belki biraz daha çalışmak, eğitime önem vermek, kaygıların, umutları, idealleri yenmesine izin vermemek. Çünkü ben toplumsal olarak zaten bunu görüyorum. İş hayatı da toplumun bir parçası olarak biz orada varız. Küçük bir prototip diyebiliriz yani. O kadar kaygılılar ki, gelecekle alakalı kaygılı vesaire. Tabii ki hepimizin kaygıları var ama dediğim gibi kaygı bir kettir insanda. Umutlarını öldürür, ideallerini söndürür. Senin o azmin, çalışmak için vereceğin emek, her şeyin önünde negatif bir etkendir. Buna izin vermemek, yani bir iç farkındalıkla buna izin vermeden yola devam etmek her zaman daha faydalı olacaktır. Çok çabuk da böyle bir şeyler olsun istiyoruz, sabırsız davranıyoruz. Yine bu yeni nesil için, arkadaşlarım için söyleyeceğim. Her şey o kadar hızlı olmuyor maalesef. Yani ben finans müdürü olana kadar 20 sene dirsek çürüttüm.
okulu saymıyorum yani, sonrası için söylüyorum. hiçbir şey o kadar kolay değil. Her kesinlikle. İşte kendimle alakalı olmayan işleri bile yaptım mesela. Yeri geldi evet şikayet ettim ama bizim böyle biraz toplumsal şey oturmuş. Şikayet ediyoruz. Yani şikayet etmeye gerek yok. Harekete geç. Şikayet etme, harekete geç. Bırak kalsın yani. O şikayet çünkü senin önünde taşlar oluşturacak, engeller oluşturacak. Bunu yapmamaları lazım. Biraz daha sabır, biraz daha çalışmak. Kolay yoldan para kazanmak, o gizli zenginler falan. Bugün var, yarın yok. Ona gerek yok yani. Evet. Eğer siz, şimdi tabii reklama girmesin, farklı böyle holding örnekleri vermek istiyorum ama bakın ne yatırımlar yapılmış Cumhuriyet döneminden beri. Kaç bin kişilere istihdam sağlanmış. Yurt içinde, yurt dışında marka bilinirliği, Türkiye'nin tanıtılması sağlanmış değil mi? Böyle holding yapıları var. Bunlara bakarsak bu bizi çalışmaya sevk eder. Ama abi gizli zengin var, vergi vermiyor. Görüyor musun paradan para kazanmış. Böyle bakarsak bu bir hayal alemi. Bugün var, yarın yok. Gerçekten yok yani. Çünkü şimdi gençlere bakıyorum, gelip bana şunu sorduklarında. Neslihan Hanım hangi hisse senetlerini öneriyorsunuz? Biz bir yatırım yapacağız. Bitcoin'de ne? Tamam, gel seninle bir temel teknik analiz çalışalım. Bu analizi bir öğren. Bakalım yani hisse senedi halka açık bir firma değil mi? Aldın mı bunun mali verilerini? İnceledin mi? Ne gibi yatırımlar yapıyor? İyiye mi gidiyor? Kötüye mi? Günlük ekonomi haberlerini güzel izledin mi? BIST genel olarak hangi yöne gidiyor mesela, baktın mı? Yani buna bile oturup çalışman lazımken benim tavsiyemle kağıt alacaksın mesela. Ama piyango olmaz. Gibi bakıyorlar biraz. Piyango gibi, kumar gibi. Böyle olmaz. Spekülatif yani. Peki Nesli Hanım, şimdi ben de gençlere çok önem veririm. Dediklerinizin hepsine gerçekten çok katılıyorum. Çünkü ben de yaşıyorum aynı şeyleri. Çok uzun yıllardır ve artık gerçekten benim gördüğüm neslimiz şu anda gerçekten olmak istediği yere gelmiş aslında. Ve bunun nimetlerini paylaşmak istiyor. Evet. 2000'deki kişilerle. Peki şunu söylemek isterim. Bunca yıldır kaç kere hata yaptınız Nesli Hanım? Oo, çok. Çok yaptım. Ben bir kere... Böyle beden dilimden de anlaşılmış, çok heyecanlı bir insanım. Kabıma sığamam, hiperaktif tavırlarım vardır ve o heyecanımdan kaynaklı çok fazla hata yaptım. Yeri geldi raporlarda hata yaptım. Yeri geldi örnek veriyorum, bir muhasebe kaydını atarken hata yaptım. Ha tamam, şirketi çöküşe sürükleyecek hatalar değil ama operasyonel anlamda da çok fazla hata yaptım. Ama olsun, öğrendim. Değil mi? Öğrendim, sürekli öğrendim. Ben de hep öyle söylüyorum, hata değil aslında onlar, geri dönüş. Evet evet, onlar geri dönüş. Tecrübe. Kesinlikle öyle. O yüzden ben de gençlere her zaman hata yapın bol bol. Bol bol geri dönüş alın ki daha çok uzun yıllar var önünüzde, tekrarlamamış evet. olursunuz. Kesinlikle öyle. Ama tabii ders alabilmek de onlardan çok önemli. Ders alabilmek önemli. Yani evet. Biraz önce hani size sordum ya, çıktıları gördükçe değil mi diye. Evet. O çıktıları görebilmek, neyin çıktığını analiz edebilmek çok çok önemli. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle öyle. Ben o hatalar sayesinde bugün eğitim veriyorum, danışmanlık hizmetleri veriyorum firmalara. Değil mi? Hatalarımla varım. Siz yapmayın işte. Ama gene de maalesef yapacaklar o hataları. Yapacaklar. Bari çıktıları görsünler evet, istiyorum. Evet ama ben. Hazırlıklı olsunlar. Kesinlikle. En azından yalnız olmadıklarını bilsinler. Ya bize danışmanlık veren Nesli Hanım da yapmış bu hataları. Ben de yapabilirim. Yani aynen en azından öyle. Ön hazırlık. Aynen öyle, kesinlikle. Var mı eklemek istediğiniz son bir şey Nesli Hanım? Genel olarak yok. Yani dediğim gibi zaten bu konuları biraz daha derinleştirsek bu programın saati falan yetmeyecektir eminim. Evet, evet. Ama ben gönlümden geçenleri paylaşmak istediklerimi bir özet olarak paylaştım zaten. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu zaman artık çok önemli günümüzde. O değerli çok. Zamanınızı bize ayırdığınız için sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Vizyon izleyicileri, özellikle finans sektöründen çok gençlere yol gösteren bir program oldu. Umarım siz bu programın çıktılarını iyi değerlendirirsiniz. Altı çizilmesi gereken notlar var Nesli Hanım'dan. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.